Gün ortasına devam ediyoruz A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Süper Lig'de. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bugün de sürecek. Biz de kameralarımızı canlı yayın noktalarımıza çevireceğiz. Ekip arkadaşlarımız bizi bekliyor İstanbul'da. Emre Kaplan Galatasaray İstanbul Spor maçı öncesi gelişmeleri aktaracak. Sonrasında Rize'ye gideceğiz. Rize'de de Yunus Emre Sel ve Selman Kutlu bizi bekliyor. Onlar da Rize Spor Trabzonspor maçı öncesi gelişmeleri aktaracak. Teşekkürler Nida. Yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor bugün Çaykur Rize Spor'a konuk olacak. Tabii ev sahibi olmanın avantajıyla ben sözü Selman Kutlu'ya vereyim. Çaykur Rize Spor'da son durum nedir? Eksikler var mı? Nasıl bir 11 bekliyorsun? Evet Yunus, teşekkür ediyorum. Sana da hoş geldin diyoruz. Tabii Rize Trabzon her zaman gibi güzel bir gün. İnşallah güzel bir maç olacak öncelikle. Hava da güzel bugün. Yani kötünüz yarından sonra kar bağışıyor yine. İyi bir maç bekliyorum ben. Rize Spor'un hemen böyle bir 11'ini verelim. Kalede Gökhan'la başlayacaklar. Önlerinde Taha, Moss, Emirhan ve Hoyer olacak sol tarafta. O da son haftalarda 2-3 haftadır kadroya geldi. Geçen hafta da asist yapmıştı. Hemen önlerinde Şerbi ve Mitat olacak. Bolovay'ın en önemli oyuncularından bir tanesi bu hafta olmayacak gibi gözüküyor. Yani maç saati belli olacak ama büyük ihtimalle riske edilmeyecek diye gözüküyor. Hemen önlerinde üçlü orta saha Benhur, Berasanovic ve Zekiri. Forvet'te de Gajic. Ama seninle konuşmuştum sabahta. Kadroda bir ilginçlik var. Niye? Geçen hafta tam 7 sarı kartlı sınırda olan oyuncu vardı. Şimdi az önce 11'e baktım. Yani 6 kişi hala 3 sarı kart geçen hafta görmediler. Yani aslında bu arada çok farklı bir durum da çıkabilirdi ortaya. Rize Spor'un tabii şehirde farklı. Yani sezona başlarken yeni çıkan bir takımdı. Bu sene bir anda hedefler ve beklentiler yükselmiş durumda. Bu maçı tabii Beşiktaş'ın kaybetmesi, Trabzon'un direkt rakibi olması. Yani o aradaki puan farkları Rize Spor açısından önemli bir maç olacak. İyi bir maç bekliyorum. Taraftar dolduracak hem Trabzon'dan. Güzel bir maç bekliyorum. Şimdi de sözü sana bırakayım. Trabzonspor. Tabii sende daha çok malzeme var çünkü oldukça Trabzonspor'da. Özellikle geçtiğimiz hafta tabii Galatasaray maçında Trabzonspor farklı bir mağlubiyet alınca bu maçın önemi daha da fazla arttı. Ama Trabzonspor'da eksik sayısı oldukça fazla. Aslında gözler dün akşam Nicolas Pepe'nin Afrika Kupası'ndan takımının fil dişi sayını elenip elenmemesine çevrilmişti. Ancak fil dişi en iyi 3. takım olarak yoluna devam ediyor. Bu Trabzonspor adına da bir şanssızlık oldu. Yine Trezeguet ve Onaçu da Afrika Kupası'nda yoluna devam eden isimler. Abdülkadir Ömür, Umut Bozok kadro dışı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Yine Dansville ve Orsic'in de sakatlıkları devam ediyor. Dansville sakatlığını kısmen atlattı ama bu maçta riske edilmesini beklemiyoruz. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok da fazla rotasyon yapacak bir durumu yok. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Aslında Galatasaray maçı kadrosunun aynısı. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen, stoperde Baniya, Benkoviç ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat, Batista Mendi, Bardi üçlüsü, sağ tarafta Edin Vişya, solda Fontas, ileride de Enis Destan'ı bekliyoruz. Bu saydığımız kadroda belki değişiklik olarak Abdullah Hoca Hüseyin'i değil savunmanın sağında Mehmet Can'ı tercih edebilir. Orta sahada da yine Umut Güneş'in de alternatif isimler arasında olduğunu söyleyelim. Tabii bir yandan kadroyu güçlendirmeye çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ayrılış süreçleri devam ediyor ama en önemli nokta Trabzonspor'un bulunduğu üçüncülük konumundaki yerini koruması. O yüzden Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada bu maç Trabzonspor adına çok daha fazla önem kazanmış gibi gözüküyor. Biz şimdilik Rize'den sözü size bırakalım. İlerleyen saat dilimlerinde tekrar karşınızda olacağız. Ceyda, teşekkürler. Rams Park'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Soğuk bir İstanbul gününü yaşıyoruz. Şu anda 5-6 derecelik bir hava sıcaklığı, zaman zaman etkisini hissettiren bir yağış var. Akşam maç saatinde de benzer bir tablonun oluşması bekleniyor. Klasiktir. Bu saatlerde yaptığımız yayınlarda hep söylediğimiz bir şey tabii ki. Stadyum çevresi henüz sakin ama akşam saatlerinde dolu tribünler ve güzel bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Galatasaray dün son antrenmanını gerçekleştirdi. Basına açıktı bir bölümü. Oradan yayın yapmıştık. Eksiklerden bahsedelim. Abdülkerim Bardakçı son maçta bir sakatlık problemi yaşadı. Aynı zamanda sarı kart cezalısı. Trabzonspor deplasmanında gördüğü kartta bu maçta cezalı duruma düşmüştü ama zaten sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyecek. Yanı sıra Sergio Oliveira'nın tedavisi devam ediyor Galatasaray'da. Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Kupası'nda oldukları için yine bu karşılaşmanın kadrosuna yer almayacaklar. Galatasaray'da bir süredir zaten kadroda olmayan, biraz opsiyonla ilgili, transferle ilgili durumlardan dolayı tercih edilmeyen Angelinho da dün Galatasaray antrenmanına katılmadı.
Öncesinde bireysel çalıştı, antrenmanı izledi ve belki de son kez antrenman takip etti. Flora Metin Oktay tesislerinin arkadaşlarıyla vedalaştı. Onun da transferiyle ilgili durumun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Peki Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olacak bugün? Hemen ondan bahsedelim. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında Okan Hoca'nın farklı isimlerle farklı bir formasyonu sahaya sürdüğü kadrosunu görmüştük. Yine benzer bir 11'le sadece Abdülkerim'in yerine savunmada yaşanacak değişiklikle sahada olmasını bekliyoruz. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Sacha Boye stoper ikilisinde Davinson Sanchez ve Victor Nelson. Sol tarafta Kaan Ayhan görev alacak yine. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi onların önünde. 10 numara pozisyonda Dries Mertens. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. İleride ise Wilfried Zaha şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Mauro Icardi Trabzonspor maçıyla takıma katılmıştı. Kadroya dahil olmuş ve süre almıştı. Bugün de yine maçın gidişatına göre oyuna girmesini, süre almasını bekliyoruz Icardi'nin ve bu süre bugün biraz daha artacak gibi Okan Hoca'nın kafasında. Zaha ile birlikte Icardi'yi birlikte değerlendirmek var maçın ilerleyen bölümlerinde. Dediğimiz gibi şu saat itibariyle stadyum çevresi gayet anlaşılır bir şekilde sakin. İlerleyen saatlerde mesai saatinin bitimine yakın biraz daha yoğun, biraz daha coşkulu bir atmosferin oluşmasını bekliyoruz. Yine 45 bin civarında taraftar bekleniyor bugün. Biz de gün boyunca Rams Park'tan yansıyanları, takımlara dair bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü sana bırakalım Ceyda. Öncesi, esnası ve sonrasında da aktarmayı sürdürecek ekip arkadaşlarımız Karadeniz derbisine dair tüm detayları. Şimdi devam edelim. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Rams Başakşehir'i 1-0 yendi. Detayları ekrana getiriyoruz. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puana uzatma dakikalarında ulaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı lacivertliler Tadić ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı lacivertliler gol atmayı başaramadı. Rams Başakşehir'de 45+2. Dakikada kırmızı kart gören Figueiredo takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda üst üste pozisyonlar üreten sarı lacivertliler 90+4. Dakikaya kadar golü bulamadı. Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe 90+4. Dakikada Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü. Şimdi karşılaşma sonrasına gidelim birlikte. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan. Bakalım karşılaşma sonrasında hangi değerlendirmelerde bulundular?